Şimdi Rütük Medya Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri ve Görkemli Hatıralar programı, Serhan Asker'in sunduğu programda Atol Behramoğlu'nun kurban ibadetine ilişkin görüşleri nedeniyle Halk TV'ye ceza kesti. Tabii az önce saydığımız kurumlara farklı farklı gerekçeler var. Bu arada Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi bu son cezalara. Amacınız bizi yıldırmaksa yılmayız dedi. Dediğimiz gibi başka isimler, başka kuruluşlar da var dedik. Bir görelim önce haberimizi ve bu konuyla başlayalım. Radyo Televizyon Üst Kurulu son toplantısında da Halk TV'yi es geçmedi. İki ayrı para cezası kesti. Cezalardan ilki Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar programı için şair Atol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı arefesindeki sözleri cezaya neden oldu. Behramoğlu programda kurban ibadetine yönelik fikirlerini paylaşmıştı. Rütük ikinci cezayı Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi programı için kesti. Programda Erdoğan'a yöneltilen eleştiriler Cumhurbaşkanı'nı küçük düşürme olarak görüldü. Halk TV 2 ceza için ayrı ayrı %2 idari para cezası ödeyecek. CHP kontenjanından Rütük üyesi seçilen Okan Konural, Halk TV'ye kesilen cezayı duyurduktan sonra, oysa tüm hukuki içtihatlar Cumhurbaşkanı'na dahi basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma, tahammül etme sorumluluğu yükler diye yazdı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Konu yine Radyo Televizyon Üst Kurulu. Bu hukuksuz cezalarınızla nereye varmak istiyorsunuz? Eğer amacınız bizi yıldırmaksa yılmayız. Eğer batırmaksa dayanırız. Çünkü bizde ülke inancı, demokrasi aşkı var. Gelin, hukuk içinde kalın. Üst Kurul Profesör Doktor Celal Şengör'ün Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programdaki sözlerini dini değerlere hakaret olarak gördü. Habertürk'e idari para cezası verdi. Tele1 Televizyonu da Rütük'ten iki ceza aldı. Cezalardan biri yayın yasağına uymamaktan, diğeri ise kanala yardım çağrısı yapılarak maddi destek elde edildiği gerekçesiyle verildi. Üst Kurul dijital platformlar Netflix ve Spotify'dan da birer içeriğin çıkarılmasına karar verdi. Cezalara Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de tepki geldi. Cemiyetten yapılan paylaşımda Rütük, Halk TV, Tele1 TV, Habertürk TV, Netflix ve tele1.com.tr'ye ceza verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Rütük iktidara yakın olmayan TV kanallarını cezalandırarak yine bir hukuksuzluğa imza atmıştır denildi. Evet, yani böyle artık bu durum bizler için de tekrara düştü. O kadar sık yaşanıyor ki işte her programda bu cezalar üzerine konuşmak, aynı şeyleri söylemekten sıkılır hale geldik. Ama Rütük ceza kesmekten sıkılmıyor. Yani şimdi Atol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı üzerine söylediği, benim de fikirlerim var o konuda. Ozan'ın belki tam tersi fikri vardır değil mi? Suç mu bu ya? Yani fikirlerimi ifade edemeyecek miyim? Yani, yani Kurban Bayramı üzerine dini değerler falan. Cumhurbaşkanı aman onun hakkında. Ama AK Parti Genel Başkanı. O zaman bıraksın AK Parti Genel Başkanlığını. O eleştirilerde Cumhurbaşkanı boyutuyla olsun. Değil mi? Devletin başı diyelim. Ona göre diyelim ki bak siyasette, günlük siyasette ilgisi yok. Ülkeyi temsil ediyor. Kurumları temsil ediyor. Değil mi? Bir protokol görevi var. Ona göre hani bu tür eleştiriler ama değil ki Cumhurbaşkanı her şeyin içinde. Ve her günde konuşuyor. Konuşmadığı gün yok neredeyse. Yok. Seviyor konuşmayı da. Belagatı da güçlü. İyi de kelimeler buluyor. Rakiplerini iyi de hani ne derler iyi mücadele ediyor. İyi dövüşüyor rakipleriyle. Çoğu zaman rakiplerini ipe böyle yaslıyor. Sözle tabii bunu yapıyor. Başarılı da ama karşı taraf da cevap veriyor. Ama Türkiye'nin durumu da ortada. Nereye bakarsan dökülen, tel tel dökülen bir Türkiye var. Dönüp kimi eleştireceğiz? Kimi hakkında konuşacağız? Hayır, bu kadar tedirgin bir basın medya faaliyeti de olamaz. Tedirgin derken, ya benim aklımdan geçeni söyleyemediğim bir basın medya faaliyeti olur mu? Aklımdan geçeni söylediğim anda aman ceza yer miyiz? Bir de suçun da ne olduğunu bilmiyorsun. Yani suçun ne olduğunu bilmiyorsun derken, daha önce de burada söylemiştim. Yayın bittikten sonra böyle muhasebesini yapıyorum. Acaba şunu dedik, buradan ceza verirler mi? Acaba bunu dedik. Yani neyin suç olduğunu bilerek oturmuyorsun buraya.
beyefendilerin kanaati nasıl şey olursa, oluşursa ona göre ceza veriyorlar. O yüzden sürekli bir tedirgin yayıncılık faaliyeti. O da çok şey olmuyor, ben size söyleyeyim. Estetik de olmuyor. Yani sıkıcı oluyor. Tabii. Halbuki şöyle biraz da rahat bıraksalar bu ekranlardan gerçekten çok eğlenceli şeyler çıkar. Çok daha nitelikli işler çıkar tabii, yani. Tabii. Tek ses ama tek ses. Ya yanılmıyorsam Bernard Russell'ın bir lafı vardı. Diyor ki işte ne kadar eleştiriyorsun hükümeti, konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Daha işte İngiltere'de müthiş bir özgürlük var derken siz benim söylemediklerime bakınız diyordu. Söyleyemediklerimi. E şimdi burada da öyle bir düzen yaratmak istiyor YouTube. Hele seçime doğru. Bak bu seçim hazırlığı. Tabii. Ufak ufak başladılar. Onu dedin bir ceza. Bunu dedin ceza. Şunu, bu giderek dozu artacak. E şimdi ne olacak? Şey zamanında meydanda çıkıldığı zaman muhalefet Erdoğan'ı sert dille eleştirmeyecek mi? Yayınladın. Suçlayacak. İşte Kılıçdaroğlu'ndan ceza verdi. Ya Kılıçdaroğlu'nun basın şeyini canlı yayında yayınlamaktan suçlu görüyorsun. Ana muhalefetini. Yani bir gün belki Cumhurbaşkanı olacak. Bilmiyoruz. Bakın, Tele1'de, Tele1'in ceza almasının nedeni öldürülen Ekrem Karakaya doktorun bu Konya'da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağının delinmesi. Bu yasağı. Yani böyle bir olayı, korkunç olayı konuşmayalım mı? Tartışmayalım mı? Yayın yasağı ayrıntılı, rencide edici bir takım şeyler varsa onlar da şey yaparsın ama bu meseleyi yok sayamazsın ki. Evet, öyle bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yayın yasağının mantığını aslında söylemek lazım. Yani öyle bir görüntü olur ki o görüntü çocukların izleyemeyeceği, ne bileyim hassas insanların izleyemeyeceği bir konudur. Onunla ilgili bunun ekranlarda görünmemesini istersin. Veya o kişinin özel hayatını... Ya da rencide eden bir durumdu. Dersin ki bu yasak. Gizli kamera görüntüsüdür vesairedir. Genel konuşursun. Bir doktorun başına bu geldi. Bu saldırıya uğradı. O saldırı anında çok mağdur duruma düşmüştür. Onun toplumda görülmesini istemez filan. Bunlar yasak olur. Yoksa bilmem ne yasak. Cumhurbaşkanı eleştirin yasak. Cumhurbaşkanı da dediğim gibi AK Parti Genel Başkanlığı'nı bıraksın o zaman. Bu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Haber dedi ki Habertürk'teki de Tek Etek programında Celal Şengör'ün Musa Peygamber değerlendirmesi nedeniyle para cezası verilmiş. Diyanet'in de dilekçesine yani. Dedi işte Atol Behramoğlu. Atol Behramoğlu da kurban ibadetiyle ilgili kendi görüşlerini paylaşıyor. Yani niye suç olsun ya? Neden hakaret mi ediyor birine, bir şey mi yapıyor? Ya bu arada... Ekranda gördüğünüz herkesin düşüncelerine katılmak zorunda da değilsiniz. Belki farklı düşünüyor. Belki sizi iğreti ediyor. Yani şey de değil. Hoşunuza da gitmiyor. Rahatsız da edebilir. Ama onun fikri. Ne yapacaksın yani? Onun fikri. Evet. Belki daha sonra fırsatımız olur. Bilmiyorum, konuşuruz ama psikolog Üstün Dökmen'in sözleri de yani çok infial yarattı. Katılan var, katılmayan var. Alırım görüşlerinizi de daha sonra. Ama o da onun görüşleri. Yani bu kadar çok, da hedefe konması. Ben de katılmıyorum ama yani bir linç kampanyasına da düşüyor. Bu da tedirgin edici. Evet. O zaman kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor yani. Aklından geçeni söylemiyor kimse. Halbuki milletin şöyle aklından geçeni bir rahat rahat konuşması lazım ki sağlıklı bir toplumsal yapı olsun. O yüzden ki işte, bence Üstün Dökmen'in fikri yaygın bir kanaat de değil. Yani buna ya da sahiplenilmedi de çok bu arada. Sahiplenilmedi de bir de sahiplenen olsa bile bu ortamda cesaret edebilir mi Allah aşkına? Evet. Velev ki sahiplenildi. Yani ortaya çıkmaz. Ya da başka türlü düşünelim. Bir de meselenin bilimsel boyutu var. Hiç kimsenin alakası olmayan kimse, herkes bu mesele üzerinde konuşabiliyor. Cami hocaları mesela konuşuyor. Ya ne alakası var? Mehmet Tezkan, tam şey diyordunuz galiba. İşte böyle konuşamayınca, işte yuttukça böyle konuşmayınca ne oluyor? Bekliyor mesela tartışma programlarında millet birbirine şey yapıyor. Bağırıyor değil mi? Ayağa kalkıp yumruk atmaya kalkıyorlar. Hep bu sebepten ya. Rahat bir konuşma, tartışma ortamı giderek Türkiye'de kalmıyor. Herkes kendi cephesinden duruyor ve karşı taraf bir şey söyledi mi? Vay sen bana benim değerlerime hakaret ediyorsun deyip o ona hakaret etmeye başlıyor. Sokaktaki sıradan vatandaş için de geçerli değil mi? Tabii ki. Ya bunun siyasetin televizyonlardan alta, kahvelere, her yere yansımaması mümkün değil mi? İş yerinde millet hiçbir şeyi konuşamaz. Sohbet edemez hale geldik. Sohbet edemez. Bir de şu var. Şimdi konuşulamayan konuları belirleyen iktidarın ideolojisi. O ideoloji çerçevesinde konuşulamayan konular belirleniyor. Fakat diğer yandan da başka türlü konular her türlü rahat rahat konuşuluyor. Mesela Üstün Dökmen, ben katılmıyorum fikrine. Veya işte Atol Bey, katılmayabilirsiniz ama konuşsun.
Yani cezalandırmak niye? Cübbeli Ahmet şöyle bir açıklama yapmış. Müslüman kadın kafir kadınların yanında erkek varmış gibi oturmalıdır. Kafir kadın dediği de Müslüman olmayan, İslami teamüllere uymayan kadın. Şimdi Müslüman kadın kafir kadın yanında erkek varmış gibi oturmalı diye biliniyor. Kafir kadın içine başörtüsü takmayan kadın da giriyor mu? Ona cübbelinin böyle geniş fetvalarına baktığın zaman başı açık kadın da Müslüman olabilir diyor. Şimdi ona haksızlık etmeyelim. Yani sadece başı açık ama İslami teamüllere uymayan, kendisi gibi ya da ateist olabilir. Tamam. Yani kendi onun yanında erkek varmış gibi oturacak böyle. Bu da bir tartışma konusudur o zaman. Ben bu açıklama üzerinden cübbeliyi linç edelim demiyorum ama dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Bir grup insan, Cübbeli Ahmet gibi düşünen, o ideolojide olan bir grup insan muazzam bir özgürlük içinde kendi düşüncelerini bu topluma dayatıyorlar. Fakat bunun tam tersi düşüncede olan insanlar kendi fikirlerini anlatamıyorlar. Eğer buna özgürlük varsa buna da olsun. Buna özgürlük yoksa buna da olmasın. Yani bu işin bir terazisi olsun, adil olsun, onu demeye çalışıyorum. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki seçim oldu, Haziran'da oldu. Cumhurbaşkanı değişti. Millet İttifakı'ndan birisi geldi. Rütük meclis çoğunun hamle yaptı. Bir yasa çıkardı. Rütük'ün yapısını değiştirdi hemen anında. Falan. En militan adamını Rütük'ün başına koydu. En militan kişileri seçti. Ha, değil mi mesela? Dedi ki, çağırdı Cumhurbaşkanı, Rütük Başkanı ve heyetine. Bundan sonra dedi karşı tarafa göz açtırmayacaksınız. Her habere ceza. Her şeye ceza koyacaksınız. Onları mahvedeceksiniz. Kımıllarını kıpırdatamayacaklar. Şimdi onların kanalları ne yapacak? Mesela din konusunu konuşuyorsun değil mi? Hemen diyeceksin dini istismar ediyorsun. Ya ben dini ibadete... Hayır. İstismar ediyorsun. Kes cezayı, kapatma ver. Evet. Bilmem nedir. Vay onu söyledin ha bizim Cumhurbaşkanı. İsmini geçirdin. Mesela diyelim ki Ahmet oldu Cumhurbaşkanı derim. Ahmet dedim. Bak uzatarak mesaj verdim. Ayin niye uzattın? Hakaret mi ediyorsun? Kes cezayı. Gibi sopa olur Rütük ya. O böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gelen kullanır. Gelen kullanır. Kullanma eleşverişli bir Rütük ortamı yaratıyorlar. Bak kendi şu andaki Rütük Başkanı kendi kurumuna ihanet ediyor. Kendi kurumunu değersizleştiriyor. Ufak basit şeylerden cezalar yağdırarak ne o? Muhalefet kanallarına gözdağı verecek. Böylece gidecek saraya. Efendim bak gene Halk TV'ye cezayı kestim. Yine Tele1'e bunu yaptım. Şey. Bak buldum bir şey. Her toplantıda bir şey bulmak zorunda. Herhalde Fahrettin Altun böyle bir talimat verdi. Bulacaksın bir şey. Çünkü böyle bir şey olamaz artık devamlı. O onu dedi. Ne konuda? Kurban Bayramı için şunu dedi. Nasıl bir mesai var değil mi? Kim bilir orada ya. Bütün tabii tabii. Tek tek didik didik incele. Hatta böyle geriye dön. Bir hafta 10 gün geriye git. Bir hafta önceki yayınlardan bul bir şey cımbızla. Şu anki, şu anki bizi yöneten düzenin nasıl diye sorarsanız İstanbul İl Başkanı'na yapılan AK Parti seçimi kaybetti diye 6 yıl önceki atılan tweetlerinden alıp 6 ile 9 yani bayağı eskiye kadar. Eskiye kadar gidip taratıyorlar. Oradan bir suç unsuru çıkartıyorlar. Hadi içeri de koyamıyorlar. Kahraman olsun diye. Direkten din ama siyasi yasak koyuyorlar falan. İşte bu düzenin adı ne? Demokrasi mi denir buna? Bu düzenin adına biz yargı diyebilir miyiz? Demokrasi denmeyeceği ortada çok açık yani. Bağımsız yargı denmeyeceği de o da çok açık. Yani yargı artık şeyin içine yürütmenin şeyine girmiş. Yani kuvvetler birliğine geçmişiz. Buna itiraz etmeyen AK Parti, İktidar Partisi milletvekilleri milli iradeyi mi temsil ediyor yoksa sarayı mı temsil ediyor? Vebal altındalar. Tabii yani ki. Çok ciddi vebal altındalar. Çünkü her türlü mahkeme olur. Şimdi burada cari mahkemeler, bu dönemin mahkemesi, sulh ceza olur, adli mahkeme. Ama bir de tarih mahkemesi var. Bu dönemi nasıl yazacak? Şimdi tabii. Bugünden geçmişe baktığımız zaman nasıl yazılan diyor. Mesela şimdi sen demin şeyi anlatırken Ahmet diye imalı açıklamalar yapana da ceza verilir. Ama aklıma şey geldi. 1980 darbesinden hemen sonra Rus donanmasına iç çekerek sigara içti diye şeyler gördü bu ülke. Rus donanmasını görünce iç çekerek sigara içti diye
mahkeme tutanakları gördü. Şimdi o dönemi nasıl anıyorsak, 12 Eylül dönemini nasıl anıyorsak, bana kalırsa bundan birkaç yıl sonra, çok değil yani böyle 50 yıl sonra demiyorum, birkaç yıl sonra bu anormal dönemi de öyle anacağız. Bir istibdat dönemi diye anacağız. Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken bin dereden su getirerek konuşuyoruz. Aman beyefendi alınmasın, aman hakaret olduğunu düşünülmesin, aman RTÜK bir şey demesin vesaire diye. Ama bir yandan da siyasi bir figür kendisi. Tabii ki. O kendi kabul etti ama bunu. Evet. Yani kendini Cumhurbaşkanı, o yasayı değiştirmek lazım. Zırhım niye kaldı? Anayasayı değiştirdik. Partili Cumhurbaşkanı ne demek? Her türlü eleştiriye açık bir siyasetçisin artık sen. Her türlü eleştiriye, her türlü nasıl Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsan, nasıl Muharrem İnce'yi eleştiriyorsan, onun da ne farkı var Muharrem İnce'de? O da bir partinin genel başkanı, sen de bir partin. Ya sen %50 oy aldın diye seni eleştirmeyeceğiz, o yüz daha seçime girmedi diye her şeyi söylemek mübah mı? Yani bak şimdi öyle bir şey var ki, hani öleceğini bilen tek canlı insan mı? Evet. Ama öleceğine inanmayan da tek canlı insan. Doğru. Kimse kendine kondurmaz. Doğru. Kimse ölecekmiş gibi yaşamayız. Ölmeyecek. Bize gelme. Yaşımız kaç olursa olsun bakın. 80 yaşındaki kişiyle de konuşun. Öleceğin ben ölüyorum demez. Ondan önce zaten hiç kimse kondurmaz. Ama her gün binlerce insan ölüyor değil mi? Bu iktidarda gideceğini hesap etmiyor. Hiç düşünmüyor. Muazzam bir özgür. Paraları dağıtıyor kendi adamlarına. İşte dün Kılıçdaroğlu söylediği gibi. Tonla oraya paralar. Herkese kendi yandaşlarına büyük avantalar, yargıyı kullanmak, RTÜK'ü kullanmak, her şeyi yapıyor. Sanki ömür boyu bu iktidarda kalır. Ya bir başkası gelirse senin bugün yaptığın daha katılı, daha kötüsünü, daha şeyi yaparsa ne yapacaksın? Bak gelen kişi de tek adam olacak. Değiştirir. İlk seçildiği gün tek adam değil mi? Oturacak. Cumhurbaşkanı kararname diye kararnameyi basacak mı? Başlarsa o kararname... Freni olmayan bir arabaya oturacak. Arabaya oturacak. Patır patır gitti. Ve Türkiye'yi daha böyle koyu, hani şimdi tam değil, otokrat rejim diyoruz ama yeni gelen kişi Türkiye'yi faşizmle de götürebilir. Açık. Çünkü anayasan açık. Her şeyi ona... Mecliste çoğunluğunu da aldı mı? Arkasına da meclisi aldı. Al sana. Patır kütür. Herkesin malına el koyar. Bankadaki paralara da el koyar. Onu da yapar mı? Yapar. Yapmayı rejim açık. Çünkü içtihat ortada. Evet. Yani yaptın. Zamanında yaptıysan. Ya sen öyle bir şey getirmişsin ki olağanüstü durumlarda hani deprem gibi sel felaket durumlarında hani ihaleyi yapamam gecikirim diye o yasa getirdim 2B. Çağırıyorsun 2 kişiyi. Sen kaç para? Yeterli kişi doğrudur. Hız yapmak lazım bir felakette. Bir köprü yıkılmış. Onun 3 ay ihale, askı derken 2 kişiyle konuşuyorsun. Bu konuda yeterli, yetkin olan firmayla bir tanesine veriyorsun. Ya her şeyi böyle yapıyorlar. Her şey 21B'den. Ve aynı adamları çağırıyorlar. 21B, 2B diyorum. 21B. Çağırıyor. Ona hep aynı adamlar alıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu oldu onu söylüyor. Hep aynı adamlar. Hep